Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili dostlar. Hayırlı, huzurlu, bereketli, sağlıklı, sıkkatli günler, aydınlık yarınlar inşallah. Yağmurdan sonra aydınlanan Güneşin kendini gösterdiği güzel bir Antalya günü. Bir yerlerde kar. Antalya'da yağmur. Yağmurun arkasından güneş açar. Hoş bir hava olur. Antalya sahiller böyle. Beyda dumanlı yalnız. Ya buradan sonra yerler de çok güzel oluyor. Ağaçların durumları fevkalade. Çam ağaçları özellikle الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين صدق الله العظيم تين سوره 4 و 5 آيه. Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, Yüce Allah'ın kainatta mevcut en büyük ve en şerefli yaratığı elbette ki insandır. Zira insanın iç alemi bir dünya hatta bir kainat kadar geniştir. İnsanın sanatta, ilimde ve spordaki ferdi başarıları şahsi kabiliyetleri, ihtirasları, duyguları, hayalleri, ibadetleri, ahlaki meziyetleri, inançları hatta inkârı akıllara durgunluk verecek mahiyettedir. Ruh dünyası ve beyin gücü Evet ruh dünyası ve beyin gücüyle insanın bizzat kendisi yüce yaratanın emsalsız bir eseridir. Düşünen, öğrenen, icat eden, uygulayan bir beyin gücü. Bu özellikleri nedeniyledir ki insan için büyük alim Hazreti Ali radıyallahu an şöyle diyor. Sanırsınız ki sen küçük bir cins cisimsin. Sanırsınız, zannedersiniz ki sen küçük bir cisimsin. Halbuki sende kocaman bir alem görülmüştür. Sende kocaman bir alem dürülmüştür. Yüce Allah'ın büyük eseri en şerefli yaratığı insan için meşhur mutasavvıfımız Yunus Emre'nin dediği şudur. Derya benim katremdir. Zerreler ummana bana. Derya benim katremdir. Zerreler umman bana. Evet. Derya benim katremdir. Zerreler umman bana. Sevgili dostlar. Biliyoruz ki kainatta tesadüfe yer yoktur. Her şey son derece mükemmel bir düzen içinde yaratılmıştır. Yaratıcının koyduğu düzen içinde faaliyetlerini sürdürüp gidiyor. Bu uçsuz bucaksız kainatta atom zerrelerinden galaksilere kadar canlı ve cansız bütün varlıklar kendilerini yaratan Yüce Allah'ın eserlerini üzerlerinde gösteriyorlar. Onun varlığına, onun birliğine, kudret ve azametine şehadet ediyorlar. İnsan da bu muhteşem kainatın bir parçası ve Yüce Allah'ın büyük ve şerefli bir eseri, bir mahlukudur. Bunun delili, Cenab-ı Hakk'ın Tin suresindeki لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ سُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Tin suresi 4. ayet لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ takvim, Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık malindeki ayeti kerimesidir. İnsan beden yapısıyla da ruh zenginlikleriyle de en güzel biçimde yaratılmış olmakla beraber onu diğer yaratıklardan ayıran en önemli fark insanın aklıdır. İnsan akıl üstünlüğüyle bütün varlıkların üzerine çıkmış ve yüce yaratanın emirlerine muhatap olma şerefine ermiştir, nail olmuştur. Ancak Akıl insanı saadete de felakete de sürükleyebilir. Akıl insanı saadete de felakete de sürükleyebilir. Aklın asıl görevi hakkı hak bilip ona uymak, batılı batıl bilip ondan kaçınmak hususunda insana rehberlik yapmaktadır, yapmaktır. <laughs> Bu rehberlik yolunda <laughs> Aklın tabi olacağı ölçüler peygamberlerle ona ulaşan ilahi ölçülerdir. İlahi ölçüleri kullanarak hedefini bulmayan akıl inkar bataklığına saplanmaya namzettir. Evet, ilahi ölçüleri kullanarak hedefini bulmayan akıl inkar bataklığına saplanmaya namzettir. Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, insan bu dünyaya gören gözüyle, düşünen aklıyla kainat kitabını okumak ve onun manasını anlamak, bu muhteşem eserin sahibini tanımak, o büyük yaratıcıya karşı kulluk görevini yapmak için gönderilmiştir. Yüce Yaratan'ın Kur'an-ı Kerim'de ve ma halaktul cinne vel insa illa Ben azimuşşan ins ve cinni, insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyurmuş olmasının sırrı da budur. Tur suresi 56. ayet. Ve ma halaktul cinne vel insa illa li Ben azimuşşan ins ve cinni ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Bugün insanın ruhi ve bedeni yapısı üzerinde yapılan derin araştırmalar sonunda varılan gerçek hakikat şudur sevgili dostlar. İnsan içinde yerleştirilen alet ve cihazlar onun değersiz bir yaratık gibi yaşayıp gitmesine değil, belki kainatın bütün güzelliklerinden ve nimetlerinden istifade etmesine elverişli bir şekilde yaratılmıştır. Diğer taraftan içinde bulunduğu kainat insanın yaşamasına elverişli bir ortam haline getirilmiştir. Bir sürü gezegen var. O gezegenler insanın yaşamasına müsait değil. Nice gezegenlere gittiler, aya gittiler ama yaşamaya müsait değil. İşte dünya insanın yaşamasına müsait hale getirilmiş yüce Mevla tarafından. Koca dünya insan için bir ev olarak hazırlanmıştır. Dağlar ona hizmet ediyor. Denizler onun ayağı altına serilmiş. Hava ona hava veriyor, hayat veriyor. Güneş onu ısıtıyor. Ay onu aydınlatıyor, arılar ona bal veriyor, ipek böcekleri onu giydiriyor, hayvanlar onu besliyor. Ağaçlar ve bitkiler ellerini uzatmış, en tatlı meyvelerini insana sunuyor. Renk renk çiçekler onun dünyasını, insanın dünyasını süslüyor. Kuşlar onun, insanın alemini şenlendiriyor dünyasını şenlendiriyor. Muhterem kardeşlerim, sevgili dostlar. Bu kadar yüksek kabiliyetlerle yaratılan ve dünyanın pek kıymetli varlıkları hizmetine tahsis edilen insanın varlığı elbette şu kısacık dünya ömrü ile bitmez, bitemez. Bitmemeli. Hayvanca bir yaşayışla sürüp giderek sonunda toprak altında maruz kaldığı kimyevi muameleyle son bulamaz. Böyle olursa insanın en şerefli mahluk olarak yaratılışının da hizmetine bütün dünyadaki varlıkların tahsis edilmiş olmasının da bir manası bir anlamı kalmaz. Allah'ın kainatta cereyan eden kanunları Böylesine hikmetsizliklere yer olmadığını göstermektedir bize. Cansız ve şuursuz varlıkların dahi mevcut formlarını değiştirirken yeni bir maksat için hazırlandıkları kainatımızda insan gibi en üstün bir varlığın artıklarının toprak ol vermekten öteye gidemeyeceğini düşünmek imkansızdır. İnsanın yaratılışının bir sebebi vardır elbette. Ve taşıdığı akılla insan bu sebebi bulmakla Rabbına kul olmak üzere yaratıldığını şuuruna varmakla mükelleftir, görevlidir, sorumludur. Sevgili dostlar, mümin ve müüne kardeşlerim. Bütün selamlarınıza ve aleyküm selam. Sonuç itibariyle sevgili dostlar, bu mükellefiyetin şuuruna varamamış olan insanın ziyanda, yüce yaratana inanıp kul olmanın zevkine varanların kazançta olduğunu bildiren Asır suresinin maalini sunarak sohbetimizi sonlandıralım sevgili dostlar. Asra on and olsun ki, yemin olsun ki, hiç şüphesiz insan hüsrandadır, zarardadır, ziyandadır. Ancak İslamiyetin ve Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği gibi inanan ve yararlı, faydalı işler işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve Sabırlı olmayı tavsiye edenler Hüsrandan ve ziyandan kurtulanlardır. Allah bizi Hüsrana uğrayanlardan etmesin. Hüsrana uğramayan, felah bulan, kurtuluşa eren, cennetin cemalını gören zümreye dahil eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, fazileti üzerinize olsun sevgili dostlar. Essalatu vesselam aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.